Düşünün, bu kadar çok kirleticiye maruz kalmış olan bir suyun tarlaların sulandığını, 24 deri fabrikasının, tabakhanenin aktif olduğunu biliyorum ben. En büyük zararı da oraya verenlerden bir tanesi bu tabakhaneler. Toprağa bağlı olan bitki grubunu da ve işin kötüsü yeraltı sularını da kirletmiş oluyoruz. 1'e 10 koy diyor. Hipo gibi, kolera gibi birçok hastalık beraberinde size suyla bulaşan hastalıklardır ve siz bunlarla tekrar bir daha mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Avrupa topluluğu kalitesine göre ise D kalitesinde olduğunu görüyoruz Biga Koca Başçayı'nın. Ben iyi bir su değilim. Arıtma tesislerinin kurulmasıyla ilgili hiçbir problem yok ama arıtma tesislerinin işletilmesiyle ilgili problem var. İzmir Körfezi milyar dolarlık maliyetlerle tekrardan temizlenmeye çalışıyoruz. Kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız ama bunun için yerel yönetimlerin bizlere destek vermesi gerekiyor. Su ve kirlilik bazlı, su ve çevre kirliliği adına bir takım farkındalık çalışmalarının yapılması gerekiyor. Hevesle başlarız ama sonrasını toplum olarak getiremeyiz. Siz su kirliliğine bu sayede katkıda bulunmuş oluyorsunuz.